Kadınların hatta erkeklerin süslenmesinin tarihi, insanoğlunun varoluşu kadar eski olmalı. Süslenme maddeleri hakkındaki derli toplu bilgilerimiz, eski Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar uzanıyor. Bu uygarlıklarda yüze tebeşir veya üslübeç sürerek beyazlatma, dudak ve yanakları şarap tortusu veyahut da aşı boyasıyla kırmızıya boyama, göz ve kaşları animon yani sürme ile karartma veya lapis gibi taşların tozlarını göz farı olarak kullanma gibi kozmetik müdahalelere tanık oluyoruz. Sürme, rastık, üslübeç gibi kozmetik ürünler çağlar boyunca varlıklarını sürdürür Doğu dünyasında. Osmanlı döneminde kadınların yüzlerini süslemelerine verilen ad yüz yazmaktır. Bu yazının hurafatı aslında pek de zengin değildir. Yüzü beyazlatmaya yarayan, üslübeçten yapılan cıva ve kurşun içeren aklık, gözlere çekilen sürme, kaşları belirgin hale getiren rastık. Yetenekli kadınlar kendi yüzlerini kendileri yazarken büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul'da geçimini yüz yazmaktan sağlayan profesyonel yüz yazıcılar vardır. Gelelim yüz yazmanın son rötuşuna. Yüz yazmak da bir nokta ile biter. Ben, Osmanlı döneminde kadın cazibesinin en çarpıcı nişanesidir. Efkâr-ı umumiye kendisini bu kadar net ifade edince, kadınlara düşen de benleri yoksa yaratmaktır haliyle. Nice bensiz dilberler veya dilber adayları, leden denilen bal mumuna benzer siyah bir maddeden münasip parçalar kopartıp yanaklarına suni benler yaparlar. 20. yüzyılla birlikte rastık ve sürme kenar mahallelere sürgüne giderken yerlerini pudra, allık ve parfümlere bırakır. Cumhuriyetle birlikte asıl büyük değişiklik yaşanacak, yüz yazmak büsbütün unutulup Avrupa'yı bir makyaj ince ince kök salacaktır. Artık yoğurt gibi beyaz değil, güneşte yanmış sağlıklı tenler, ince atletik vücutlar, kalın ve siyah olanlar yerine ip gibi ipince kaşlar modadır. 1940'larla birlikte dalgalı ondülöli saçlar, takma kirpikler, kırmızı dudaklar revaçtadır. 1950'lerden itibaren ise gözü belirgin hale getiren rümel ve maskara ağırlıklı makyaj başlar. Rümellerin kuyrukları kah uzayıp kah kısalarak gözlere birer kuyruklu yıldız havası verirler. Kaşlar kalınlaşır ve belirgin hale gelir. Artık tırnaklar da renk renk cilalıdır. 1960'lardan 1970'lere geçerken kadın makyajının ağır aksesuarları takma kirpiklerdir. Artık onların ağırlığından mıdır yoksa bakışların buğusundan mıdır bilinmez, kirpikleri ağır ağır bir açılıp bir kapanan jaluziler gibi oynatarak bakmak, saçları krapeleyip bir 10 santim daha boya eklemek modadır. 21. yüzyıla kadınlar doğal bakışlar, renkli ve ışıltılı farlarla girerler. Lazer teknolojili ve estetik ameliyatlı 21. yüzyıl, kadınların başlarına ne modalar örecektir kim bilir.